Arkadaşlar merhaba. Renault 9 Sprint model bir aracım var. Tabiri caizse halk arasında Broadway biliyorsunuz. 1.4 Sprint. Arkadaşlar bu arabada rölanş ayarı nasıl yapılıyor onu göstereceğim. İnternette bununla alakalı çok fazla video yok. Genelde daha çok Broadway model olan arabalarda rölanş ayarı gösteriliyor. Biliyorsunuz Broadway'lerde hemen şu hava filtresinin bulunduğu yerde şurada bir delik var. Buradan uzun bir tonavidayla rölanş ayarını yapabiliyorsunuz. 1.4 Sprint modellerinde ise arkadaşlar tüp beyin üzerinden rölanş yapılabiliyor. Bunu da nereden yaptığınızı göstereyim şöyle. Arkadaşlar tüp beyin üzerinde şurada gördüğünüz gibi bir tane pirinç dediğimiz bir vida var. Bu vidayı sağa sola çevirdiğiniz zaman rölanti düşüyor ya da yükseliyor. Örneğin ben bunu şimdi diğer tarafa çevirdiğim zaman rölanti düşüyor. Kendi tarafıma sağ tarafa çevirdiğim zamansa rölanti artmaya başlıyor. Siz motorun deviri bu şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Ama şöyle bir durum var arkadaşlar. Bu işlemi yaparken ilk önce arabanın iyice ısınmasını bekliyorsunuz. Bir defa fan devreye girecek. Daha sonra duracak. Ondan sonra rölanş ayarı yapmanız gerekiyor. Eğer araç soğukken bunu yaparsanız düzenli bir rölanş ayarı yapmış olamazsınız. O yüzden arabanız kesinlikle fanı çalıştıracak, ısınacak. Daha sonra fan durduktan sonra buradan şu gösterdiğim vidayla rölanş ayarını yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Bunu çevirdiğiniz zaman arabanın devri otomatik olarak rölantisi yükselecek ve siz göstergede belirtilen gördüğünüz gibi şöyle göstereyim aracımda rölantini sabitleyebiliyorsunuz. Örneğin benim şu anda 9 civarında gayet düzgün bir şekilde çalışıyor. Ama bunu kendiniz işte kış aylarında biraz daha araba rölanti yüksek çalışsın isterseniz de dediğim gösterdiğim yerden birazcık yükselterek rölanti ayarını yapmış olursunuz. Arkadaşlar anlatacaklarım bu kadar. Umarım video faydalı olmuştur. Videoyu beğenip destek amaçlı kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Özellikle internette Renault 9 Sprint modellerinin rölanti ayarı gösterilmiyordu. Yoktu bununla ilgili. Bu video ilk olsun istedim. Umarım faydalı olur. Kalın sağlıcakla.